Niçin deneniyoruz? Şimdi bu güzellik, bu güzellik, bu güzellik, ne bu güzellik böyle maşallah. Bakışın tatlılığına bak sen. Maşallah. Hayret ya, insan bakar bakmaz etkili ya. Müthiş bir güzellik zenginliği var ama muhteşem bir ahenk içinde. Çok çok güzel. Dünya tatlısı. Benim dünyalar güzelimi Allah hidayetle, sağlıkla, sıhhatle, nimetle onu ödüllendirsin. Allah cennetiyle onu sarsın. İnşallah. Ona sonsuz hayatında güzellikler bahşetsin. Cennette de onu bana kardeş etsin. Bayağı şeker, yaşı da biraz küçük herhalde. Bayağı tatlı. Canımın içi denenme lafı yanlış anlaşıyor yani. Denenme sözü yanlış biliniyor. Allah'ın bizi denemesi diye bir konu olmaz. Bizi yaratan kendi zaten. Ne konuşacağımızı da bizi hazırlayan o. Yani deneme nasıl olsun o anlamda. Bizi bize tanıtıyor Allah. Deneme adı altında bizi bize tanıtıyor. İlk defa biz kendimizi tanıyoruz. Biz kendimizi ne ahiretteki konumumuzda hatırlıyoruz şu an. Ne de daha önceki ilk hayatımızda tanıyoruz. Yani zer aleminden hiç hatırlamıyoruz. Bir tek bu dünyada şu an biz kendimizi tanıyoruz. Uzun süreden beri bizi tanıtma devam ediyor. Kendi kendimizi tanıma ve sevdiklerimizi tanımaya devam ediyoruz. Onun adına deneme deniyor. Ya Allah size deniyor. Bak şimdi olayı meydana getiren o. Cevap verdiren o. Bu kitapta yazılı diyor Allah. Yani yaptınız bunu diyor. Bitti. Peki bitti ne göre? Deneme nasıl olsun? Allah diyor kaderde bu diyor. Hazır. Yani aynısını yapacaksınız. O zaman deneme, denenen olay bitmiş zaten. Öyle bir şey yok. Geriye ne kalıyor? Bizim kendimizi tanımamız kalıyor. Biz şu an kendimizi tanımaya devam ediyoruz. Benim nur yüzümü bana bir daha gösterdi. Niçin deneniyoruz? Bak severim ben senin o güzel canını, o minik tatlı canını. Tabii ki merak ediyoruz benim canım. Dini yeni öğreniyor, konuları yeni öğreniyor, kendini yeni tanıyor. Niçin deneniyoruz demeyelim, niçin kendimizi tanıyoruz? Kendimizi tanıdığımızda kendimizi severiz, Müslümanlığı yaşadığımızı görürüz. Cennete gittiğimizde her şey o zaman bize anlamlı olur. Mesela bir cennet nimeti sunulduğunda, o güzel ahlakın karşılığında sunulduğunu bilip hoşumuza gidiyor. Öbür türlü cennette rahat edemeyiz. Yani bir anlam olmaz cennetin. Mesela bizi huriler karşılıyor cennete gittiğimizde inşallah. Büyük bir coşku, heyecanla ve severek. Peki bizi niye seviyorsunuz diye, değil mi? İnsan aklından geçmez mi? Ya neden bu kadar ilgi alaka var? Diyor ki sen şunu yapmışsın, bunu yapmışsın, işte kitap dağıtmışsın, küfrün iflahını kesmişsin, İngilizlerin devletini darmadağın etmişsin, homoseksüelleri durdurmuşsun, müminlere sevgi göstermişsin, münafıklarla mücadele etmişsin, münafıkları paspas gibi Allah'ın izniyle, kanunla, hukukla yerle bir etmişsin ve sana hayranız diyor mesela. Herhangi bir şahıs için söylüyorum. Ve o yüzden de çok seviyoruz seni diyor. İnanır insan buna. O sevgiye inanır. Ama öbür türlü dünyaya gitmişsin, evet, işte yemiş içmişsin, sonra da buraya gelmişsin, o yüzden seni seviyoruz. Yani bu inandırıcı değil. Yani orada senin sevilecek bir yönün yok. Yani bir şey yapmamışsın, yani bir şey yok. Hayır, mümin olarak tamam sevebilir de, bir şey yok. Yani kendini seveceğine dair de bir delil yok. Yani mümin olarak tamam oradan sever ama zayıf oluyor o. Allah sana iman ettirmiş. Zaten mecbursun delillerden dolayı iman etmeye. Peki ne yapmışsın imanla ilgili? Hiçbir şey. Bu olmaz. İşte Allah bizi bize sevdiriyor. Bizi bize tanıtıyor. O zaman cennet sonsuza kadar anlamlı oluyor. Konu bu. Evet.